Hayata Dokunanlar programının bu bölümünde, güzel memleketimizin en kuzeyinde yer alan denizle ormanın buluştuğu Sinop'tayız. Tarihi milattan öncesine dayanan ve insanlığın önemli hatıralarına sahne olan Sinop, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek soyundan gelen ve burada şehit düşen Seyyid İbrahim Bilal Hazretlerinin şehridir. Karadeniz dalgalarına yoldaşlık eden Sinop Kalesi, tarihi cezaevi, Selçuklu Sultanı Alaaddin'in adını taşıyan tarihi cami ve birçok eser Sinop'a gelenleri karşılamaktadır. Sinop'ta il müftülüğümüz, aile ve dini rehberlik bürolarıyla, gençlik merkezleriyle, hastane, cezaevi, engellilik, bağımlılık alanlarındaki çalışmalarıyla, çocuğu, genci, kadını, yaşlısıyla bütün Sinoplulara hizmet etmektedir. Öncelikle Sinop'la ilgili Diyanet İşleri Başkanlığımızın il temsilcisi olarak Cenab-ı Hakk'a hamd, onun Resulü edebi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Cenab-ı Hak yaptığımız hizmetleri rızası uğruna yapılan hizmetlere ilhak eylesin. Tabi Sinop ilimiz dışarıdan bakıldığında aslında yeterince tanınmıyor diye düşünüyorum. Ben de Sinop'a atandığımda işte herhangi bir il gibi illerimizin hepsi güzel ama daha ayrıntısını bilmeden buraya gelmiş oldum. Sinop'a girdiğim zaman şehrin tam ortasında, tam kalbinde Alaaddin Camii'ni görünce ve iç avlusuna girince beni bir manevi atmosfer karşıladı. Anladım ki Sinop hem bir Selçuklu kenti, hem bir Osmanlı kenti, hem de Cumhuriyetimizin kentlerinden bir güzel il. Tabi buranın manevi dinamiklerinden de Seyyid Bilal İbrahim Cezeri diye Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın soyundan olan bir manevi lideri de var. Aynı zamanda Mahmud Kefevi Hazretleri var. Yine buradan efendim Balkanlara hicret etmiş bir Sinop eri var. Ya burası aynı zamanda bir manevi dinamiklere de olan güzel bir ilimiz. Tabi bu ilde din hizmeti sunmak bizim için ayrıca keyifli. Başkanlığımızın birinci görevi, anayasal görev olarak toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek görevi var. Biz de bununla ilgili toplumun, insanlarımızın %100'üne talibiz. Efendim, bütün hizip, grup, STK ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklamaya, herkese ulaşmaya, her kesime gücümüzün yettiğince ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi başkanlığımız kuruluşunda belki il müftülüğü olarak bir müftü, belki bir memurla başladığı hizmetine günümüzün ihtiyaçlarının artması, hizmet alanlarının genişlemesi dolayısıyla artık sadece camiye gelenlerle değil, caminin dışındaki tüm kesimlerle. Biliyorsunuz başkanlığımızın koordinatörlükleri var, gençlik koordinatörlüğümüz var. Efendim 4-6 yaşlarımız var. Efendim cezaevlerinde yatan mahkumlara yönelik hizmetlerimiz var, cezaevi vaizlerimiz var. KYK'larda devletimizin üniversite, yüksek öğrenim yurtlarında hizmet veren manevi danışmanlarımız, rehberlerimiz var. Hastanelerde manevi rehberlerimiz var. Dolayısıyla hizmet alanımız çok genişledi. Evet, 4-6 yaş Kur'an kurslarımız gerçekten bizim hayal etmediğimiz ama şu anda içinde hizmette bulunduğumuz bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. 4-6 yaşlar bir dönemler ilkokul 5. sınıf diplomasını, karnesini gösteremeyenlerin din eğitimi alamadığı bir dönemden şimdi elhamdülillah okul öncesi 4-6 yaşlarda çocuklarımızla
efendim hem motor gelişimlerini takip etmek, hem Allah'ını, peygamberini öğrenir. Ellerini yıkamasının ibadet olduğunu, yemeğe besmele ile başlanması gerektiğini, elhamdülillahla, dualarla bunu bitirdiğini görmekteyiz. Bu büyük bir mutluluk. Cenab-ı Hakk'a bunun için ne kadar hamd etsek azdır. Son zamanların en önemli faaliyetlerinden biri de 4-6 yaş Kur'an kurslarıdır. Çocuklarımızın öğrenmeye en elverişli oldukları bir çağda onlara Allah'ı, peygamberi, ahlakı öğretmek sağlam temelli nesiller oluşturmak anlamına gelir. Çocuklarına ve gençlerine emek vermeyen toplumlar geleceğe ümitle bakamazlar. Bu şuurla hayata geçirilen 4-6 yaş kursları Sinop'ta büyük ilgi görmektedir. İlk göreve başladığım zaman babamın bize bir nasihati vardı. Kur'an kursu öğreticisi olarak göreve başladığımda, kızım dedi, bu meslek memur mantığıyla yapılabilecek bir meslek değil. O yüzden gönülle yapılabilecek bir meslek. Elinizden geldiği kadarıyla bu mesleğe gönlünüzü katın demişti. Allah razı olsun kendisinden. Beni hem duygulandıran hem de geleceğimi ışık tutan bir nasihattı. Rabbim inşallah böyle bir düstur doğrultusunda hizmet etmeyi, Kur'an-ı Kerim'e hadimlik edebilmeyi bize nasip eder. 2018'de 4-6 yaşa başladım. Benim için 4-6 yaşa başladıktan sonra, başlamadan önce bile bir heyecanım vardı. Çocuklara hitap edebilmek, çocuklara bir takım şeyler öğretebilmek, nasıl yaparım diye çok düşündüm. Ve bu düşünce o kadar yoğunlaştı ki gecelerimi, gündüzlerimi kapladı diyebilirim. Çünkü çocuk küçük ama bizim muhatap aldığımız kesim küçük olmasına rağmen büyük bir kesim. Bizim geleceğimizi oluşturan, ümmeti Muhammed'in geleceğini oluşturan bir kesim. Babamın dediği gibi, hani bu meslek memur mantığıyla inşa edilemez kızım demişti. O yüzden bizim derslerimiz 12'de, 12.30'da, 1'de, 1.30'da bitebiliyor sabah başladığımızda. Şimdiki bu kursumuzu biz 5'e kadar açık tuttuk. 5'e kadar herkes gelebilir. Üniversite öğrencilerimiz geliyor. Yani sağlıkta çalışan arkadaşlarımız geliyor, velilerimiz geliyor. Ve burada öğleden önce 4-6 yaş kursu inşa ediyoruz. Öğleden sonra ise diğer bütün yaş gruplarına hitap edebilecek olan bir kesime sahibiz. 4-6 yaştan biraz bahsetmek istiyorum. 4-6 yaş öğrencileri biraz önce dediğim gibi bizim tahmin ettiğimizden çok daha derinler. Küçücük bedenlerinde koskocaman kalpler taşıyorlar. Biz onlara ne verirsek onları sünger gibi çekiyorlar. Bunu herkes bilir zaten. O yüzden onların o tertemiz kalplerine ilk önce Allah sevgisini, peygamber sevgisini ve İslami yaşama düsturunu aşılamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret sarf ediyoruz. Benim evime çok yakındı, dikkatimi çekiyordu. Çocuğumun da küçük yaşta tecvitli bir şekilde Kur'an ve sureleri okuması, ezberlemesi amacıyla gönderdim. Çok da memnun kaldım. Şu anda hala devam ediyor. Kur'an'ı da, bütün sureleri de tecvitli bir şekilde okumaya devam ediyor. Ya eğitimi ben Zeynep'te, kendi kızımda şunları fark ettim. Bizim evimizde ışık israfı olmuyor. Asla sular açık kalmıyor. Veyahut yemek israfı kesinlikle olmuyor. Zeynep'in direkt bu konularda acayip hassaslığı var. Direkt kapatıyor, direkt suları kesiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i biz okumayı aksattığımız zaman ısrarla hani anne Kur'an-ı Kerim'i okumamız lazım, beraber okuyalım gibisinden tavsiyelerde bulunuyor. Hocamızdan Allah razı olsun. Aslında benim gönderiş amaçlarım da 33 yaşındayım. Bir tane arkadaşım babası vefat ederken, ölüm döşeğindeyken ahiret kaygısına düşüp şu cümleleri kurdu. Keşke bir sure bilsem. Hani keşke okuyabilsem, korkuyorum. Hani bu yüzden küçük yaşta ezberlenen şeyler hem de tecvitli daha kolay ezberledikleri için özellikle diğer veli arkadaşlarımıza bu çocuklara göndermeleri konusunda gerçekten gönderirlerse ileriki yaşlarda çok daha kolay ve güzel hem de tecvitli bir şekilde öğrenmelerini sağlamış olurlar diye düşünüyorum. Bu işe başladıktan sonra aklımda şöyle kriterler belirdi.
4-6 yaş öğrencilerine, küçük çocuklara hitap ederken, eğitim verirken ilk önce hakikaten çocukları çok çok sevmek lazım. Ve sevgi de fedakarlığı doğurduğu için o fedakarlıkların hepsini göze alabilmek gerekmektedir. Ve bu da yetmiyor aslında. Çocuk Türkçesini konuşmak lazım. Çocukla aynı dili konuşmak lazım. Bizler hitap ederken öğrencilerimize yavrucum diye hitap ediyoruz. Hani çocuk Türkçesiyle aynı şeyi konuşmaktan kastettiğim örneklerden bir tanesi de bu. Yavrucum işte gelir misin, yavrucum bunu yapalım mı, yavrucum şöyle yapalım mı diye. Onlara hitap ederken hem isimleriyle bir de yavrucum diye hitap ediyoruz. Bir çocuk yetiştirirken ümmeti Muhammed'i yetiştirdiğimizi düşünmemiz lazım. Biz bir ümmet yetiştiriyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki sadece bizim görevimiz mi bu? Tabii ki de değil. Anne babanın, bizim ve çevrenin görevi. Bir insanın hayrına vesile olmak, o hayrı yapmak gibidir diyen peygamberin ümmetiyiz. Ben bir çocuk yetiştiriyorum, ümmet yetiştiriyorum şuuruyla derslere girmezsem onun bereketini göremem diye düşünüyorum. Bence bu kadar da yeterli olmaz. Ben bir insanlığı yetiştiriyorum diyebilmek gerekmektedir. Mesela ben öğrencilerimle alakalı bir hayal kuruyorum. Benim yetiştirdiğim öğrencinin biri bütün insanlığı kurtarır diye düşünüyorum. Her biriyle alakalı böyle bir hayalim var. Çünkü sadece bizi değil, bütün insanlığı kurtarabilecek bireyler yetiştirmemiz gerekmektedir. İlk 4-6 yaşa başladığımda çocukların fevkaladeliğini fark ettiğimde şöyle düşünmüştüm ve bunu idarecilerimize taşımıştım. Dedim ki bu çocuklar bizim bildiğimizden çok daha farklı. Ya biz bunları koyuvermeyelim, bırakmayalım. 4-6 yaştan mezun ettikten sonra ellerinden tutalım. Haftada bir gün, haftada iki gün veya hatta haftanın her günü okuldan sonra biz bunları alalım ve Kur'an eğitimlerine devam edelim. Allah razı olsun idarecilerimizden, kabul ettiler. Ve biz bu sene bunu hayata geçirdik. 4-6 yaştan, ben öyle söylüyorum, en azından benim deyimim. 4-6 yaştan mezun ettiğimiz öğrencileri okul sonrası buraya alıyoruz. Onlarla iki ders saatinde tekrardan Kur'an dersi, İslam dersi ve hayat dersi olarak onlarla dersler işliyoruz. Fevkalade bir şey. Çocuklarla 4-6 yaştan sonra bağı koparmamanın şöyle bir güzelliği var. Kur'an'la da bağını koparmamış oluyoruz. Bir çocuğun Kur'an'la bağının kopartılmaması demek, tamamıyla hayatla bağının kopmaması demek, ahiretle bağının kopmaması demek, Rabbi ile bağının kopmaması demektir. Bir çocuğun yetişmesinde bir öğretmen olarak 3 şeyin en büyük etken olduğunu vurgulamak isterim. Belki bunu herkes söylüyordur ama ben de vurgulamak istiyorum bunu. Aile, öğretmen ve çevre. Şimdi diyeceksiniz ki bunların hepsini ayarlamak mümkün mü? Aslında bunların hepsini ayarlamak için çaba sarf edebilir bir anne baba. Çünkü biz Allah-u Teala'nın emanetlerini yetiştiriyoruz. Rabbim emanet şuuruyla anne baba olabilmeyi, öğretmen olabilmeyi, hoca olabilmeyi ve birey olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Şimdi geçmişte kendi çocukluğumuz dönemlerinde camilerde kurslar vardı. Biz bu kurslara giderdik, yaz boyunca öğrenirdik. Lakin böyle kreş tarzı falan gibi yerler yoktu. Ben de büyüdüm, çocuk sahibi oldum. Araştırayım dedim, evlatlarımın imanı, inancı yerinde olsun düşüncesiyle tevafuk oldu. Diyanetin duyurularından 4-6 yaşların başladığını öğrendik. Ve bunun sayesinde biz çocuğumuzu verdik. İki çocuğum var. İkisini de verdim. İkisi de burada eğitim aldı. Almaya da devam ediyorlar. Bayağı da memnunuz. Allah'a şükürler olsun. Ben yaklaşık 2-3 senedir hocalarımızı takip ediyoruz. Çocuklarımızdan doğru. Nihayetinde aldıkları eğitimin kim tarafından verildi, ne amaçla verildi ki arkasında diyanetimiz var, devletimiz var. Gayet memnunuz. Bu işe özverili davranıyorlar. Bütün fedakarlıklarını, maddi, manevi, bütün fedakarlıklarını ortaya koyuyorlar. Zaman olarak bunu, buna vesile olan Diyanet İşleri Başkanımızdan, İl Müftümüzden Allah bin kere razı olsun. Gençlerimiz geleceğimizdir, ümidimizdir, en önemli varlığımızdır. Gençliğine sahip çıkan, onları eğitimli ve güzel ahlaklı bir şekilde yetiştiren toplumlar geleceklerini inşa etmiş olurlar. İşte bu anlayışla gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdüren hocalarımız, Sinop'ta yaşayan bütün gençlerimizle tek tek görüşmeyi hedefliyor. Şimdi tabii gençliğe yönelik yapılan çalışmalarda
daha gençlerimize ilk önce samimi bir niyet, iyi bir donanımla gençliğe hizmet verecek görevlilerimizin yetiştirilmesi gerekir. Bunun için de Diyanet İşleri Başkanlığımız gençlik koordinatörlerini, sahada uzman olarak eğitim veren, KYK'da görev yapan hocalarımızı seminere çağırıyor. Onları önce eğitmemiz gerekiyor. Çünkü bir şey yaparken yıkmamak lazım. Tabii gençlik çok önemli. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığında, ilk Müslüman olanlara baktığımızda 30 yaşın altında 40 Müslüman sayarsak, yani bunun yarısından fazlası Efendimiz'e destek olmuş, yanında bulunmuş, emrine amadeyim, buyur ya Resulallah, anam babam sana feda olsun diye teslim olmuş ilk Müslümanların büyük çoğunluğu gençlerden. Onun için biz genç peygamber dostlarına hizmet etmek için onun rızasına uygun çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bunun için Sinop'umuzda da bir gençlik merkezi, eski bir vakıf binamızı gençlik merkezine dönüştürdük. 4 katlı bir hizmet binasını, daha önce müftülük olarak da hizmet vermiş bu binamızı gençlik merkezine dönüştürüp zemin katına Türkiye Diyanet Vakfı Bookstore yaparak komple gençlerin orada çalışması, okuması, dinlenmesi, ihtiyaçlarını gidermesini temin için böyle bir çalışma yaptık. Ayrıca Sultan Alaaddin Camii'mizin hazirelerinden sayılır pervane medresemizde 56 metrekare bir alanı daha önce orada kiralanmış, bize bir şekilde program için hazır hale getirilmişti. Fakat biz baktık ki burası çok atıl duruyor. Orayı okuma salonuna çevirdik. Elhamdülillah şu anda haftanın her günü diyebiliriz. Orada programlar oluyor. STK'lar da program yapıyor. Bir program eşliğinde üniversiteden bir hocamız tefsir sohbetleri yapıyor. Bütün halka açık, gençlere açık çalışmalar yapıyor. Burası aynı zamanda çarşıya gelen din görevlilerimiz açısından da bir buluşma yerine dönüştü. Ayrıca bizim 4-6 yaşların yanında gençlik faaliyeti olarak yatılı Kur'an kurslarımız var. Bunlar da bizim için çok değerli. Sinop ilimizde elhamdülillah merkezde sadece 100'e yakın öğrencimiz var. Bunların 75'i İmam Hatip okullarında okuyor. Sadece 75 öğrencimiz kız ve erkek ortaokulumuzda okuyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız yarınlarımız olan gençlerimize ulaşma, onların dini eğitimine ve manevi gelişimine katkı sunma, onların gönüllerine girme, dolayısıyla da hayatlarına dokunma konusunda oldukça kararlı ve gayretli. Bizler de Sinop İl Müftülüğü olarak birçok gençlik faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ortaokul, lise ve üniversite gençliğine yönelik çeşitli alanlarda etkinlikler yapıyoruz. Faaliyetlerimiz olarak cami odaklı faaliyetlerimiz var. Gençliğe değer projesi kapsamında gençlerimizin camiyle buluşmasını ve bu vesileyle de dün gönüllüsü hocalarımızla bir araya gelmelerini sağlamış oluyoruz. Cuma gecesi yani perşembe akşamları yatsı namazı buluşmaları yapıyoruz. Yine her cumartesi sabahı sabah namazı buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Namaz sonrası çorba ikramımız oluyor gençlerimize. Cemaatle birlikte gençlerimiz çorba içiyor. Onlarla hemhal oluyorlar diğer cemaatimizle. Aynı zamanda bizler de kendileriyle gençlerimize sohbet ediyoruz. Daha sonra şu anda içinde bulunduğumuz bu mekana birlikte geçiyoruz. Burada ilahiler söylüyoruz. Yine çay sohbetlerimiz burada devam ediyor cumartesi günleri. Ve daha sonra da ayrılıyoruz. Bu kapsamda yine camilerimizde cami görevlileri ders halkaları oluşturuyor. Kur'an öğrenmek isteyen öğrencilerimize, gençlerimize Kur'an öğretiliyor. Sahih sünnet, ilmihal bilgileri ve peygamberimizin hayatı öğretiliyor. Yine yaz Kur'an kurslarımızda gençlerimiz öğrendiği bilgileri, ibadetleri camide tatbik etme fırsatı buluyorlar. Örnek olarak yaz Kur'an kursunda katılan öğrencilerimizde namaz kampı düzenledik. Başkanlığımız tarafından
yayınlanmış, kendi çocuklarımızın, gençlerimizin kendi seviyelerine uygun İlmihal kitabını katılmak isteyen öğrencilere dağıttık. Çevrimiçi dersler yaptık, kitapla ilgili yarışma düzenledik, ödüller verdik ve daha sonra kendileriyle bir gezi düzenledik. Hocam genç kendi kelimesinden geliyor malumunuz. Kendi hazine demek. Yani gençliği elinde tutan hazineyi, geleceği elinde tutar. Ben buraya geleli yaklaşık 4 sene kadar oldu. 4 sene önce maalesef Sinop'ta böyle gençliğin gidip nefes alabileceği herhangi bir mekan yoktu. Burası elhamdülillah Diyanet İşleri Başkanlığımız el attı. Şu anda çok aktif kullanılıyor. Yani hemen her vakit burada bir program düzenliyoruz. İşte kitap tahlillerinden başladık. İşte Osmanlıca kurslarımız var, hat derslerimiz var. Hatta işte Arapça tefsir sohbetlerimiz var. Haftalık Perşembe akşamları mesela sohbetlerimiz oluyor yine. Yani burayı çok aktif bir şekilde kullanıyoruz elhamdülillah. Hem üniversite gençleri, lise gençleri olsun veya ortaokul her yaş kategorisinden buraya gelip burada yani rahat nefes alabilecekleri, vakit geçirebilecekleri güzel bir şekilde bir ortamımız var. Hafızlık yatılı Kur'an kursundaki gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz de var. İslam kültürü semineri yapıyoruz haftalık. Daha sonra yine Kafama Takılanlar projesi haftalık yaptığımız bir program. Burada hafızlık yapan gençlerimiz kafasına takılan soruları soruyorlar. Onlara cevap arıyorlar. Biz de onları cevaplamaya çalışıyoruz. Yine aylık olarak da bir konu, bir konuk projemiz devam ediyor Kur'an kursumuzda. Yine lafzın hamili, mananın amili adlı aylık programımız var. Burada gençlerimiz ezberledikleri Kur'an-ı Kerim'in manasını öğreniyorlar ve onları nasıl hayatına tatbik edebileceklerini görmüş oluyorlar. Dini musiki çalışmalarımız devam ediyor. İzcilik ve kamp faaliyetleri yürütüyoruz. Yine Kur'an kursumuzda futbol turnuvaları düzenliyoruz. Özel gün ve gecelerde KYK'da programlar düzenliyoruz. O programlara katılıp gençlerimize bir araya gelip sohbetler yapıyoruz. Orada kalan öğrencilerden ilahi grubu oluşturduk. O ilahi grubu ilahiler söylüyorlar. Yine oraya görevlendirdiğimiz KYK manevi danışman, KYK'daki manevi danışmanımız her gün 3 odayı gezip oradaki gençlerimizin soru ve sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor. Sorularına cevap veriyor. Haftada bir günde orada çiğ köfte ikram oluyor. Okuma salonunda, yani bu içinde bulunduğumuz tarihi mekanda da çok değişik, güzel faaliyetlerimiz var. Sinop'umuzda kitap kültür kafe tarzında bir yer yoktu. Bu gençlik okuma salonumuz bu boşluğu doldurdu. Burada çok güzel etkinliklerimiz var. Müftülüğümüzün gençlere ve halka açılan kapılarından birisi de burası oldu. Gençlerimizin buraya büyük bir teveccühü oluştu. Burası ilim irfan yuvasına dönüştü. Yine gençlerimizle paintball, yüzme havuzu, halı saha, sinema etkinliği yaptık. İl içi ve il dışı tarihi mekanları, kültürel ve doğa gezileri yaptık. Oraları gezdik. Gençlerimiz her türlü bilgiye kolayca ulaşabiliyorlar. Ancak bu ulaştıkları bilgiyi hikmet süzgecinden geçirip hayata aktarınca irfan ortaya çıkıyor. İşte gençlerimizin o irfana sahip olabilmelerine katkı sunacak faaliyetleri biz böylelikle yapmış oluyoruz. Yani gençlerimizin öğrendiği her bilgiyi hikmet süzgecinden geçirip hayata aktarma noktasında biz onlarla beraberiz. Onlara kılavuzluk etmiş oluyoruz bu faaliyetlerimizle ve geleceğini de şekillendirmelerine yardımcı olmuş oluyoruz. Burada işte haftada her gün yani farklı bir hocamız geliyor. Kendi deneyimlerini paylaşıyorlar. Bizim açımızdan da iyi oluyor. Yani sohbet, muhabbet, güzel bir ortam yani. Aile ortamı diyebilirim yani. Hocalarımız Allah razı olsun hepsinden. Kendileri yani çok iyiler. Burada Sinop Müftülüğü'nün başlatmış olduğu şey, kurmuş olduğu okuma salonumuz var. Hani Sinop'ta zaten ben üniversite okumak için geldim buraya. Sinop'ta şey var.
küçük bir yer. Hani yapabileceğimiz fazla bir şey yoktu. Ben düşündüm şimdi burada ne yapabilirim diye. Sonra şans eseri buraya geldim. Fatih Hocam'la tanıştım burada. Mesela ben bir ilahiyatçı olarak hocalarımla tanışmak çok şey oldu. İyi oldu benim için. Toplumu oluşturan en küçük yapı taşı ailedir. Dinimiz ve kültürümüz bizlere aileyi sağlam temeller üzerine kurmayı, herhangi bir sıkıntı yaşandığında da o sıkıntıyı Allah ve Resulünün emirleri istikametinde ortadan kaldırmayı öğütlemektedir. Sinop İl Müftülüğümüze bağlı aile ve dini rehberlik bürolarımız, şehrimizde bulunan bütün ailelerin, aile kurmak isteyen gençlerin sorumluluğunu üzerinde hissetmektedir. Huzurlu bir aile ve huzurlu bir toplum yapısına katkı sunmak için hocalarımız her zaman hazırdır. Günümüzde boşanmaların arttığı, aile evliliklerin oluşup boşanmaların ilk bir yılda hızlıca olduğu bir dönemde bizim çalışmalarımızın da ne kadar önemli olduğu, ne kadar çok çalışmamız gerektiğini de buradan anlayabiliyoruz. Bu amaçla biz aile rehberlik bürosu olarak evliliğe ilk adım seminerleri, efendim aile seminerleri, aile büromuzda tefsir çalışmaları, hadis çalışmaları detayını inşallah aile bürosu uzmanımız sizlerle paylaşacaktır. Evet, aile olarak da toplumumuzun aile temel ana çekirdeğidir. Bir toplumda eğitim de aileden başlar. Aile ne kadar sağlam olursa o toplumda o kadar sağlam olur. Aile ve dini rehberlik bürolarımız elhamdülillah işte biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi hizmet alanlarımız toplumun her kesimine ulaşması için bu konuda da uzman ehil kimselerin olması gerekiyor. Aile insanın yeryüzündeki serüveninin başlangıcı. Öyle ki insanlık tarihinin en eski, en köklü, en kadim kurumu ama hiçbir zaman eskimeyen, kıyamete kadar da sürüp gidecek olan bir kurum. İnsanın ilk yeryüzüne çıkışıyla birlikte, yani Hazreti Adem ilk insan, ilk peygamber ve onun eşi Hazreti Havva ile birlikte bizim de insanlık serüvenimizdeki ailemiz başlamış oluyor. Öyle ki din ile aile buluşmasının ilk ortaya çıktığı yer yine ilk insanın ailesi oluyor diyebiliriz. Allah Teala kadınla erkeği bir yuvada buluşturduktan sonra Kur'an-ı Kerim kadın ve erkeği aynı özden yarattığını ve eşdeğerde yarattığını söylüyor. Bu bize gösteriyor ki hak ve sorumluluklar açısından da kadın ve erkek eşit ve halife olarak insanı yeryüzüne aynı onur ve sorumlulukla Allah Teala gönderiyor. O zaman kurulacak olan aile hak ve sorumlulukların eşit şekilde yerine getirildiği bir yuva olmalı. Orada sevgi, şefkat ve merhamet daima ayakta olmalı ve sevgi dilinin hakim olduğu bir duruma gelmeli ki o yuva sürdürülebilsin. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala eşler için birbirlerinin elbisesi olduğundan bahsediyor. Elbise deyince benim aklıma ilk önce koruyucu ve güzelleştirici özelliği geliyor. Eşler de bu elbiseler gibi birbirlerini hem koruyucu olmalı hem de güzelleştirmeli. Ailede özellikle sevginin yanında mutlaka saygı ve anlayışlı olması lazım ki o yuva huzur ve mutlu bir şekilde yürüyebilsin. Allah Teala iman eden müminleri, inananları vasıflandırırken onların şu özelliklerine dikkat çekiyor. Sabırlı olmaları, öfkelerine hakim olmaları, tevazu sahibi olmaları, ahde vefa göstermelerinden bahsediyor. İnsan bu özellikleri kendisinde barındırırken elbette öncelikle ailesinde bunlara yer vermesi gerekiyor ki aile toplumu oluşturan çekirdek yapı aileden topluma doğru yansımış olsun. Allah Teala erkeğin kadın üzerinde, kadının da erkek üzerinde maruf ölçüsünde hak ve sorumluluklarından bahseder. Bu hak ve sorumluluklarda karşılıklılık esasına vurgu yapmaktadır.
Buraya ben komşumun vesilesiyle geldim. Demin hani dediğim gibi böyle iç huzur arıyordum. Evde bayağı sıkıldık bu dönemde. Annem babam vefatından dolayı da sürekli böyle üzgün bir durumdaydım. Gel dedi, bak güzel sohbetler oluyor dedi. Geldim, gerçekten de öyleymiş. Hocamızın sayesinde değişik şeyler öğreniyorsun, maneviyatın güçleniyor. Hatimler, mukabeleler yapılıyor online olarak burada. Sohbetlerde faydalı şeyler anlatılıyor. Yani bildiğini zannettiğin şeyler oluyor ama bilmediğin şeyler de çıkıyor. Orada arkadaşlarla sohbetimiz, çayımız, ikramlıklarımız, her şeyimiz oluyor. Güzel bir ortam. Yani ben mutlu oluyorum, katılıyorum. Öncelikli olarak biz il müftümüzün desteğiyle birlikte hakikaten böyle güzel faaliyetler yapmayı Allah bize nasip ediyor elhamdülillah. İl müftü yardımcımız Ayşegül Gürbüz hocamızın desteğiyle, rehberliğiyle bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Faaliyet alanlarımızdan ilkini aile ve sosyal hizmetler olarak söyleyebilirim. Aile ve sosyal hizmetlerdeki kurum ve kuruluşlarda her hafta düzenli değerler eğitim dersleri yapıyoruz. Huzur evi, konuk evi, çocuk evleri sitesi, engelsiz yaşam merkezi. Yine her kandilde bu kurum ve kuruluşlarda hem programlar yapıyoruz hem de hoca arkadaşlarımıza, aile büromuza gelen hanımefendilerle birlikte küçük hediyeler hazırlayarak bayramlarda ve kandillerde götürüyoruz. Engelli evlerindeki kız çocuklarımızla sıklıkla buluşuyoruz düzenli olarak. Sohbetler yapıyoruz. Onlar bize hediyeler getiriyorlar. Biz onlara hediyeler veriyoruz. Ve yaptığımız her programlara özellikle engelsiz yaşamdaki kardeşlerimiz seve seve iştirak ediyorlar. Yine her hafta düzenli olarak biz üniversite öğrencilerine sohbetler yapıyoruz. Gençlik sohbetleri. Onlarla makarna günleri yapıyoruz, mantı günleri yapıyoruz. Onlar bizlerden istiyor, biz de seve seve onlara yapıyoruz ve davet ediyoruz. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak yaptığımız faaliyetlerden bir diğeri de seminerler şeklinde. Evliliğe ilk adım seminerleri düzenliyoruz. Hem online hem de yüz yüze. Bunu hem ilde yapıyoruz hem de ilçelerde yapıyoruz. Temel aile bilinci seminerleri düzenledik, düzenlemeye devam ediyoruz. Aynı şekilde mahremiyet eğitimlerine önem veriyoruz. 4-6 yaş velilerine mahremiyet seminerleri veriyoruz. Şu an yürütmekte olduğumuz birkaç faaliyetimiz var. Onlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Kadın konuk evinde mini bir kütüphane oluşturuyoruz. Diyanet'in aile yayınlarıyla ilgili. Elbette biz bütün bu seminerleri, programları yaparken başkanlığımızın yayınlarından azami derecede faydalanıyoruz. Bizler için gerçekten başucu kitapları oluyor. Aynı şekilde dergilerimizi, Geçerken dergisini gençlerimize hediye ediyoruz. Ailem dergisini hanımlarla birlikte okuyoruz, hediye ediyoruz. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak İl Müftü Yardımcımız Ayşegül Gürbüz Hocamızın rehberliğinde iki tane proje yaptık. Küçük pervaneler bunlardan bir tanesi. Bu projemiz aynı zamanda başkanlığın Aile İçin Örnek Projeler kitabına da girmiş projelerimizden bir tanesi. Bu projede kurum aidiyetimizi artırmak için personel çocuklarımızın milli manevi gelişimlerini desteklemek için yapmış olduğumuz bir projeydi. Arkadaşımın vasıtasıyla geldim. Sohbetlere katılıyorum. Hem online hem de yüz yüze sohbetlere katılıyorum. Hatimlerimiz var. Onları okuyoruz her hafta. Onun haricinde ilmihal sohbetleri var. Onlara katılıyorum. Gayet memnunum. Pandemi döneminde bu tarz etkinliklerden, ortamlardan çok uzak kaldığımız için gerçekten ihtiyacımız vardı. Şimdi bu ortamlarda sohbetlere geliyoruz. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz, bildiklerimizi tazeliyoruz. Bu şekilde yani hem ikramlarımız oluyor, yani bir sosyal faaliyet oluyor bizim için, hem de ev ortamından uzaklaşmış oluyoruz. Psikolojik de bir destek oluyor bize maneviyat olarak. Maneviyatımız güçlendikçe psikolojimiz de güçleniyor. Ben büroda yaklaşık bundan 2016-2017 öncesinden Hatice hocamı tanıyorum.
Oradan işte sohbetlerimiz oluyordu. Bu pandemi öncesinden biz gidip direkt yüz yüze sohbetlerimiz oluyordu. Sonra hatimlerimiz var bizim. Hatim gruplarımız var. Onlardan faydalanıyoruz. Bu Türkiye genelinde yani çok güzel oluyor. İsmini hani yüzünü görmediğimiz arkadaşlarımızı isimlerinden artık tanıyoruz. İşte Sevim teyze falan böyle. Sevgi evlerine ziyaretlerimiz oluyor. Huzur evlerine ziyaretlerimiz oluyor. Hatice hocamızla. İlmihal derslerimiz oluyor yine online. Yani çok faydalanıyoruz bu şekilde. İnsanoğlu dünyada birçok imtihanla karşı karşıya kalır. Bu imtihanlardan biri de engelliliktir. Engelli kardeşlerimiz imtihan gereği bir uzuvlarını kaybettiklerinde Allah'ın merhametine daha çok muhatap olurlar. Yeter ki kalplerindeki imanın güzelliğini tatsınlar. Sinop'ta engelli kardeşlerimizle ilgilenen değerli hocalarımız, Kur'an okuyan ellerle tanışmamıza, engelli kardeşlerimizin dünyasını anlamamıza vesile olurlar. Sinop Müftülüğü ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince, haftanın belirli günlerinde, belirli saatlerinde engelli kardeşlerimize yönelik eğitim faaliyetlerimiz ve sohbetlerimiz olmaktadır. Bizler engelli kardeşlerimizi ziyaret etmeden önce mutlaka o haftanın konusunu seçiyoruz, onun üzerinde çalışıyoruz ve kardeşlerimize ziyarete giderken mutlaka hazırlıklı bir şekilde gidiyoruz. Yaptığımız faaliyetler, oradaki engelli kardeşlerimize yönelik faaliyetler, seviyesi biraz daha iyi olanlar için elifba cüzünden başlıyoruz. Harfleri tanımaya, anlamaya, okumaya çalışıyoruz. Sureleri ve duaları sesli bir şekilde hep beraber birlikte okumaya çalışıyoruz. Uygulamalı ibadetlerimizden namaz gibi, abdest gibi konuları işliyoruz. Engelli kardeşlerimize ziyarete gittiğimizde önemli gün ve gecelerde, kandillerde mutlaka hediyelerimiz ve ikramlarımız oluyor. Hatta bir kardeşimize biz hediye verdiğimizde, sizden bana gelen bu hediyeyi ben ömür boyu saklayacağım, unutmayacağım demişti. Bu bizleri mutlu ediyor. Karşımızdaki kitle sevgi dolu, karşılıksız sevgiyle bizi dinlerken, bizler de onların gönül dünyasına dokunabiliyorsak, bir nebze olsun yaralarına merhem olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ve engelli evlerine giden hoca hanımlar var. Hoca hanımlar orada bizim yine Diyanet İşleri Başkanlığımızın Diyanet Çocuk Dergisi'nden onların ilgisini ve dikkatini çekebilecek olan konuları işliyorlar. Oradaki engelli kız kardeşlerimizle bizim hoca hanımlar arasında gerçekten sevgi dolu, duygusal güzel bir bağ var. Oradaki kardeşlerimiz hoca hanımları bir anne gibi görüyorlar. Hoca hanımlar da haliyle onlara bir merhamet ve şefkatle yaklaşıyorlar. Onların önemli özel günlerinde biz doğum günü kutlamaları yapıyoruz. Bu onları da çok mutlu ediyor. Onların önemli anlarında yanlarında oluyoruz. Onların mutluluklarına şahit olmuş oluyoruz. Yani onları bir nebze olsun bizler sevindirebiliyorsak ne mutlu bizlere. 1978 yılında Sinop Dikmen ilçesi Yaykın köyünde doğdum. İlkokulumu köyde okudum. Hafızlığı 93 yılında Sinop Pervane Medresesi'nde bitirdik. Sinop İmam Hatip mezunuyum, 2 yıllık ilahiyat mezunuyum ve 22 yıllık görevliyim. Şu anda da hali hazırda Sinop Merkez Osmaniye Mahallesi Akçaağaç Mevkii Camii Müezzin Kayyimi olarak görev yapmaktayım. Tabii engelli olan bireylerin böyle birileri tarafından ziyaret edilmesi onların kendi varlığını hissediyor, daha mutlu oluyor, seviniyor yani. Bu özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığı olursa daha da güzel bir şey. Hem dini yönden hem de dünyevi yönden insanları sevindiriyor. Zaten bu dünyada insanı sevindirmek, insanı mutlu etmek kadar güzel bir şey yok. Bendeki rahatsızlık, tavuk karası hastalığı sülalede ırsi olarak var ve bizde yavaş yavaş ilerlediği için 20 yaşına kadar hiçbir şey hissetmedim. Normaldi her şey.
20 yaşından sonra kendini gösterdi, yavaş yavaş kaldı. Ve 30 yaşından sonra da tamamen okuma işi bitti. Yani hafızlığı yaptığım dönemlerde gözlerim iyiydi, okuyordum. Kendim okuyarak yaptım. Okulumu da o şekilde okudum, bitirdim okullarımı. Sinop Müftülüğü, İl Engelli Koordinatörlüğü, Yusuf Sözen Hocam ve şube müdürümüz, vaizimiz bizleri ara ara ziyaret ediyorlar. Ve biz bundan dolayı da mutlu oluyoruz. Yanımızda hissediyoruz kendilerini, amirlerimizi, büyüklerimizi. Bu da bizi sevindiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet adında bir projesi var. Bu proje çerçevesinde bizler her ayın son pazar günü müftülüğümüzün belirlemiş olduğu engelli kardeşlerimizin erişimine uygun bir camide öğle namazından sonra engelli kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına yönelik bir program düzenliyoruz. Programımızın içeriği Kur'an-ı Kerim, ilahiler, konuk hocamızın sohbeti ve duası ile sona eriyor. İslam fert olarak insanın şahsına, toplum hayatına büyük önem verir. Bir toplumda bireyler birbirlerinin dertleriyle dertlenmiyor, hüzünleriyle hüzünlenmiyor, neşeleriyle neşelenmiyorsa o toplum olmaktan çok uzaktır. Sadece kuru bir topluluğu ifade eder. Bizler öyle bir medeniyetin temsilcileriyiz ki, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen ecdadın torunları olarak bizler devletimizin, Diyanet İşleri Başkanlığımızın, müftülüğümüzün ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde bu hizmetleri, bu imkanları engelli kardeşlerimize sunmaya çalışıyoruz. Ayrıca engelli din görevlisi kardeşlerimiz var. Onların da ailelerine ve yakınlarına yönelik il engelli koordinatörlüğümüzün ziyaretleri oluyor. Bu kardeşlerimizi de ziyaret ediyoruz. Onları önemli gün ve gecelerde, diğer rutin zamanlarda yine ziyaret ediyoruz. Yine mahallesinde, yöresinde engelli olan kardeşlerimiz varsa onları da o mahallede, köyde görev yapan din görevlisi hocamızla irtibata geçip yine onların da sorunları varsa onların sorunlarını o hocamızın aracılığıyla taleplerini alıyoruz. Ne gibi adımlar atabiliriz? Bu noktada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine pandemi sürecinde engelli kardeşlerimizi biz vefa destek gruplarının aracılığıyla ihtiyaçlarını, talepleri noktasında karşılamaya çalıştık. Daha önceki dönemlerde, pandemiden önceki dönemlerde engelli kardeşlerimize yönelik iftar programlarımız oldu. İnşallah bu Ramazan'da yine kardeşlerimize toplu iftarlarımız olacak. Yine bizler engelli kardeşlerimizi Diyanet Okuma Salonumuzda aileleriyle birlikte davet ediyoruz. Orada onlara kahvaltı programları düzenliyoruz, sohbetler düzenliyoruz. Bizler engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye, karşılamaya daha fazla gayret edeceğiz. Onların yanında olmaya daha fazla gayret edeceğiz. Şunu diyoruz, bir insanın yürüyememesi, işitememesi, görememesi bir engel değildir. Yani önemli olan kalplerde engel olmasın, gönüllerde engel olmasın. Bu noktada bizler kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için bu hizmet imkanlarını onlara götürmeye çalışacağız. Bu hizmeti onlara sunmaya çalışacağız. Cami görevlilerimizin özellikle başta da ifade ettiğim gibi elbette çok verimli çalışan arkadaşlarımız olduğu gibi potansiyeli olup yeterince verimli olamayan arkadaşlarımızı daha çok verimli hale getirmek için onlara bir değer katmak, onları da yetiştirmek, daima efendim eğitim seminerleriyle, tecrübe paylaşımı toplantılarıyla desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Cami imamlığından mahalle imamlığına geçiş anlayışı çok önemli bir durum. Nasıl ki mahallenin aile hekimi varsa aynı zamanda imamın da camisinin kapsam alanındaki bütün engelliden, yaşlıdan, kimsesizden haberi olması lazım. Ve bir şekilde yardımı özellikle pandemi sürecinde Türkiye'de en çok çalışan
din görevlisi arkadaşlarımız oldu. Bunu bir kez daha devlet büyüklerimiz de görmüş oldular. Daha önceki çalıştığımız ilde valimiz özellikle din görevlilerine hem başarı belgesiyle taltif etti hem de toplantılarda bunu ifade etti. Bu çok önemli. Şimdi özellikle din görevlisi kardeşlerimiz bu pandemi sürecinde vermiş olduğu hizmet gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız zekat dairesi kurdu. Aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı da zekat şubesi müdürlüğü kurdu. Biz artık zengin olan, varlıklı olan vatandaşlarımızdan zekat ve fitreleri alıp bir ehil aracılık, ehil kişi olarak aracılık yaparak fakir, muhtaç vatandaşlarımıza iletmemiz gerekiyor. Yani nasıl ki namaz ibadetine vatandaşlarımızı, Müslüman kardeşlerimizi davet ediyorsak, aynı zamanda oruç ibadeti gibi zekat ibadetine de vatandaşlarımızı, varlıklı insanlarımızı davet ederek onların bu ibadetini en güzel, en sıhhatli bir şekilde yapmalarına yardımcı olmalıyız. Bunun için de din görevlisi kardeşlerimizin yapmış olduğu görev, yüklenmiş olduğu o misyon çok önemlidir diye düşünüyorum. Özellikle zekat ibadetinde vatandaşlara yardımcı olamazsak, din adına vatandaşımızı, vatandaşımızın Kur'an'a muhabbetinden dolayı sömüren, bunu olumsuz şekilde kullanan başka kurum, kuruluşlar oluyor. Dolayısıyla biz devletin anayasal bir kuruluşu, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu konuya kayıtsız kalamayız. Vatandaşlarımızın zekat, fitre ibadetini de en sıhhatli bir şekilde yapmalarına yardımcı olmak gibi görevimiz var. Böyle bu konuda başarısız olursak hayat boşluk kabul etmiyor. Vatandaşlarımızın bu ibadetini başkaları başka bir şekilde, başka hale çeviriyorlar. Bu konuda da çok dikkatli, titiz bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Din görevlilerimiz, hayatın her alanında, mesai kavramından bağımsız olarak milletimize hizmete devam etmektedir. Din görevlilerimiz, doğumdan ölüme kadar ve hayatın her anında yanımızda olan manevi kahramanlarımızdır. Hayatını mesleğine adamış değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Adım Ahmet, soyadım Çavuş, Trabzon Vakfı Birliği'yim. 2004 yılından beri Korucuk Köyü Merkez Camii'nde görev yapmaktayım. Daha önceden burası köydü. Şu anda son seçimlerde belediye geçtiğinden dolayı mahalle oldu. 2004 yılından beri, geldiğimden beri projeler geliştirme niyeti hasıl oldu. Dolayısıyla 2004 yılından beri 14 tane projeyi yürütmekteyim. Birinci projem olarak Korucuk'un her mahallesine cami niyetim vardı. Elhamdülillah şu anda 4 tane cami, 2 tane mescit, 2 tane camimizin lojmanı ve 2 tane cami arsası bağış şeklinde aldık. Elhamdülillah bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Bir diğer projemiz de mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine 2001 yılında 150 koli verdik. Bunlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Diğer bir projemizde mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine geçen sene zekat fitri olarak 20.000 TL nakit olarak elden verildi. Diğer bir projemiz ihtiyaç sahibi olan iki üniversite öğrencisine, iki yetim öğrenciye, bir 4-6 yaş öğrencisine, bir de Kur'an kursu öğrencisine burs verilmekte. Şu anda bu burslar devam etmekte. Yine 6 ayda bir ihtiyaç sahibi olanların bakkalı olan borçlarının ödenmesi. Bu 3 kişi oluyor, 5 kişi oluyor. Çok fazla olmuyor ama yine 6 ayda bir bununla da ilgilenmekteyiz. Diğer bir projemiz her hafta belirli bir miktar sayıda esnafın ziyaret edilmesi. Diyanet yayınlarından onlara kitaplar hediye edilerek okutulmasının sağlanması faaliyeti yürütülmekte.
Hocamız, bu camiyi yaptırma dernek başkanlığını yaptım ben. Para istemenin, efendim kusurları gidermenin ne kadar zor olduğunu bilirim. Bu hocam geldikten sonra ben bu yükten kurtardım. Hocam bu halıları kendisi aldı. Bu caminin süslemelerini o kendisi yaptı. Caminin dış cephesini kendisi yaptı. Abdesthaneyi falan hep kendisi şey yaptı, onarttırdı. Kubbedeki saçları kendisi çektirdi. Yani bizim üzerimizden, köylünün üzerinden hemen hemen bu gibi yükle kalktı. Bütün bunları hep kendisi yaptı. Köyümüzün dışından da böyle yardımları toplar. Buradaki fakir düşkünleri arar. Onlarla zaten irtibatlı halinde. Onlara da yardımları kendisi kendi eliyle verir, vermeye çalışır. Göreve başladığımdan itibaren bir gönüllülük esasıyla niyetimi devam ettirmeye çalışıyorum. Bu uğurda da Rabbim sağlık verdiği müddetçe de inşallah ömrümün sonuna kadar hayırlı hizmetlerde gönüllülük esasına göre hizmetimizi Rabbim tamamlamayı nasip eylesin. Yine diğer bir projemiz, 6 ayda bir ihtiyaç sahiplerinin fırına olan borçlarının ödenmesi, ekmek borçlarının ödenmesi. Diğer bir projemiz, erkek ve kız Kur'an kursunda okuyan çocuklarımıza ayda bir defa olmak üzere lahmacun ısmarlanması, 300 tane lahmacun ısmarlanması, bu hayri hizmetimizde devam etmekte. Diğer bir projemiz de mahallemizdeki ihtiyacı olan çocukların ayakkabı ihtiyacı varsa bunların giderilmesi için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Diğer bir faaliyetimiz, 2 haftada bir sanayideki genç arkadaşlarımızla beraber kahvaltı yapılarak dini sohbet edilmesi. Diğer bir faaliyetimiz, sene içerisinde çocukların camimize alıştırmak için namaz çizelgesi yaptık. Bu namaz çizelgesinde her vakte gelen çocuğumuza bir artı vererek belirli sayıya ulaşanlara hediye verilmesi, hediye alınması gibi faaliyetimiz şu anda devam etmekte. Hem sene içinde hem yazın bu faaliyetimiz devam etmekte. Yaptığımız hizmetleri maddi kaynağını cemaatimiz ve hayır sahipleri karşılıyor. Onlara her zaman müteşekkiriz. Allah razı olsun. Rabbim niyetlerini kabul eylesin. Hem cemaatimizin hem bu niyetleri taşıyan kimselerin. Mesela geçen hafta bir öğrencim askeri bir okulda okuyordu. Askeri okulda her giderken ben ona harçlık veriyordum. Bu çocuğumuz yetim bir çocuk. Geçen hafta şöyle bir olay yaşadık. Camimize elektrik faturası geldi. Elektrik faturasını duyunca, hocam siz bana her giderken siz para veriyordunuz. Bu sefer de ben vereyim, ben karşılayayım diye böyle bir anımız oldu. Ve o elektrik faturasını da o çocuğumuz karşıladı. Vallahi elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyor. Ve yaptı da bu zamana kadar. Yani yapılmadığı şeyleri elde etti şimdi Ahmet hocamız. Aşağı yukarı 12 seneden beri burada görevli. Yani çok şeyleri başardı yani. Çok şeyleri. Okuma yapar, çocuklara eğitim verir, ne bileyim yani. Çocuklarına diyalogları çok çok iyidir. Hayata Dokunanlar programının bu bölümünde güzel şehrimiz Sinop'taydık. Sinop İl Müftülüğümüzün faaliyetlerine sizlerle birlikte şahit olduk. Bütün Sinop halkını bu faaliyetlerden faydalanmaya ve manevi alanlarda daha bilgili ve daha donanımlı olmaya davet ediyoruz. Bir sonraki bölümde başka bir ilimizde olacağız. Sağlıcakla kalın.